Hem genel olarak ulaşımla alakalı da sorular geliyor ama özellikle İstanbul'dan bahsetmişken burada vaatlerinizden bir tanesi de kolay ulaşılabilirlik ve konforlu ulaşılabilirlik erişim konusunda. Bu nasıl sağlanacak? Bununla alakalı projeleriniz nelerdir? Eyüp Sultan'ı tekrar söylüyorum. Ben defalarca söylemiştim aslında daha önce ama yine de söylemekte fayda var. Ulaşım konusunda İstanbul'un en iyi ilçelerinden bir tanesi olacağız. Çok net ifade ediyorum. Yani şu anda yapımı hızla devam eden ve artık sonlara doğru gelen, bu yıl son itibariyle inşallah açmayı düşünüyor büyükşehirimiz, hizmet açmayı düşünüyor. Galatepe Bağcılar metromuzun önemli bir kısmı bizden geçiyor biliyorsunuz, ilçemizden evet. geçiyor. Dolayısıyla o metro inşaatımız ciddi şekilde ilerledi ve artık yıl sonuna doğru açması planlanıyor. O açıldığında çok ciddi şekilde Taksim, Şişli, Mecidiyeköy, Kağıthane yönlerine giden yolcularımız metro ile gidebilecekler. Yine yapımı hızla devam eden Eminönü Alibeyköy tramvayımız var. O da inşallah yıl sonunda hizmete açılacak ve o da hizmete girdiğinde Eminönü bölgesine giden, Unkapı'nın Eminönü bölgesine giden yolcularımız da tramvayla gidebilecekler. Bu önemli bir iki tane aks. Dolayısıyla saatte binlerce yolcuyu taşıyabilme kapasitesine sahip bu iki raylı sistemle önemli ölçüde karayolun taşımacılığının yükü azalmış olacak ilçemizde. Tabii Silahlıdere tünelimiz başladı. O da yıl sonunda bitecek. O da ciddi şekilde Alibeyköy trafiğimizi rahatlatacak. Ve köprülerle, viyadüklerle, raylı sistemlerle ilçemizin diğer ilçelere bağlantısı da kuvvetlenecek. Dolayısıyla inanıyorum ki yıl son itibariyle çok ferah, çok rahat ulaşılan bir ulaşımı sağlayan bir ilçe haline geleceğiz. Esasında bizim ilçemizdeki sabahları trafik sıkışıklığı biraz palyatif. Daha doğrusu biraz geçici. Çünkü özellikle Balat'tan, Fener'den trafik sıkışıklığından geriye basmasıyla ilçemize basıyor. Aslında ilçemizde herhangi bir nokta bu anlamda bir trafik sıkışıklığı falan söz konusu olmuyor. Bilgi Üniversitesi'nin orada sabahları bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Şimdi önümüzdeki günlerde Bilgi Üniversitesi rektörüyle bir çalışma yapacağız. Ben yaklaşık 2-3 saatlik bir çalışma ziyaretinde bulunacağım Bilgi Üniversitesi'ne. Hem üniversite ve çevresi hem de çevresindeki trafik akışıyla alakalı uzman arkadaşlara bir araya geleceğiz. Orada bazı düzenlemeler yapacağız. Emniyettepe ve Güzeltepe'mizi ilgilendiren kavşak çalışmasıyla beraber Necati Modeller aşağı inen yerdeki o dönüşü kapatmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu çalışmalar da yapıldığında Maraşlar Feriz Çakmak Bilgi Üniversitesi ve Kağıthane aksındaki trafiğimde ciddi şekilde rahatlayacağını söyleyebilirim gerçekten. Tabii bunun dışında bizim özellikle bugün İspak Genel Müdürümüzle bir görüşme yaptık. Ondan da bir söz aldık. İstanbul'da belli başlı ilçelerde bir bisiklet yolları, bisiklet ulaşımının oluşturulmasına ilişkin bir projeler olduğunu öğrendik ve Zeytinburnu ilçesinde yapmışlar. İkincisini inşallah bizim ilçemizde Eyüp Sultan'da yapacaklar. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız gelip fizibilite çalışmaları yapacaklar. İstiyoruz ki bazı mahallelerimizde, Göktürk gibi yerde, düz zemin olan yerlerde ve ilçemizin merkez ilçeleri, merkez mahallelerinden ana ulaşım aksına, yani işte metrobüs duraklarına, tramvay ya da metro duraklarına vatandaşlarımız bisikletle gelsinler, bisikletini orada bıraksınlar, evet. Akşam tekrar alıp evlerine bisikletle dönsünler istiyoruz. Bu anlamda bir çalışma başlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde proje somutlaştığında daha net bir şekilde, detaylı bir şekilde vatandaşlarımıza bunu duyuracağız. Ama şunu da söyleyeyim. Şu anda yapımı devam eden Alibeyköy, Eyüp, Sultan, Eminönü tramvay hattımızın hemen yanında bir bisiklet yolu daha, bir bisiklet yolu inşa edilecek. Dolayısıyla tramvay yolunda paralel bir şekilde bisikletle de seyahat etme imkanı, gezme imkanı vatandaşlarımız bulacak. Bunu da müjdesini vermiş olalım bu arada. Daha önce de bahsetmiştiniz. Bayrampaşa, Eyüp Sultan arasında bir tramvay çalışması. Evet. Bir de İstanbul için yine mega proje olarak görülen bir proje. İncirli, Söğütlü Çeşme. Bir tünel çalışması. Özellikle raylı sistem önemli. Bunu ilçemiz etkilenecek mi ya da bu proje? Evet, ilçemizde bunların bağlantıları var.
Bunlar da zaman içerisinde daha projeler ortaya çıktıkça, netleştikçe daha doğrusu paylaşacağız vatandaşlarımızla. Yani bu tabii ben biraz tabii ulaşımda çok rahatlayacağız, çok rahat bir ilçe olacağız derken aslında altı dolu cümleler kullandığımı düşünüyorum. Yani bildiğim çok çok şeyler var. Bir yandan bu projeler uygulanıyor, bir yandan ihaleye çıkarılıyor, bir yandan da planlanıyor. Dolayısıyla biraz hepsini birden söylemeyelim.